emekli ne dedik? 50 lira 60 liraya muhtaç oluyor. Evet. Emekli maaşını aldığı daha ikinci, üçüncü günü cebinde 5 lira çay parası kalmıyor. Ve emeklinin insani bir ihtiyacı var. Doktor ihtiyacı var değil mi? Hastalandığında emekliler çalıştılar, ürettiler. Hastaneye gidiyor. Eczaneye gidiyor. Hastaneye gittiğinde doktor farkı adı altında bir para alınıyor. Eczaneye gidip ilaç aldığında da reçete farkı, ilaç farkı adı altında bir emekliden bir para kesiliyor. Evet. Emekli 50 lira 60 lira zam veriyoruz. Emekli ayda bir sefer doktora gitse ya da iki ayda bir sefer gitti o zammı geri almış oluyor. Evet. Biz de diyoruz ki gelin kardeşim emekliden tamam çalışandan al, emekliden doktor farkı alma. Emekliden ilaç farkı alma. Zaten keyfe keder bir şey değil ki, hastalık keyfe keder bir şey olmadığı için bu uygulamanın da bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Evet. Şimdi çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Emekliler hastanelere gittiklerinde özellikle hastanelerde emekliymiş, çalışanmış, maddi durumu varmış yokmuş diye buna bakılmıyor. Fark ücret dediğimiz bir ücret ödüyorlar. Bu %15, 15 liraya kadar çıkıyor. Şimdi bunun bir kere emeklilerden alınmaması gerekiyor. Katılım bedeli diyoruz, özür dilerim. Bir de katılım bedelinin haricinde emekli sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenen teşhisin üzerinde, tedavinin üzerinde hastanelere %200'e kadar ilave ücret ödüyor. Bunu bir emeklinin ödemesi mümkün değil. O zaman emekliler mecburen kamu hastanelerine gitmek durumunda. Kamu hastanelerinin maliyetleri özele göre biraz daha düşük. Ancak tabii kamu hastanelerinde de son yıllarda önemli yatırımlar yapılmakla birlikte bir randevu sistemi var. Bu randevu sistemleri de hastanenin yoğunluğuna göre uzun vadede olabiliyor. Bunun hızlandırılması gerekiyor. İlaç aldığında çalışanlar %20 öderken emekliler %10 ilaç farkı katılım bedeli ödüyorlar. Emeklilerden de bu ilaç katılım bedellerinin esasında alınmaması gerekiyor. Şimdi bir konuya daha izninizle temas etmek istiyorum. Şimdi sosyal bir devlet, ben bir ülkenin sosyal olup olmadığını şu şekilde anlıyorum. Bir, eğitim sistemine bakıyorum. İki, sağlık sistemine bakıyorum. Sağlık sistemi eğer sizi hastanelerin kucağına atıyorsa, yani az önce Özgür Bey'in de ifade ettiği gibi yoğunluk, yani hastalık kardeşim bu, yani adamın bir ay bekleyecek hali yok, ölüyor adam, bir ay sonra randevu alıyorsa, eğitim sistemi çocuğunuzu okula göndermek istediğinizde, sizin çocuğunuzun sınıfı 55-60 kişi ise ve fırsat eşitliği dediğim, eğitimde fırsat eşitliği, yani zeki olan ya da başarılı olan ya da zengin olanın çocuğuyla çalışkan olanın çocuğu çalışkan olmak yeterliyse, yani sosyal devletsen kısaca ve seni özel okulların kucağına atmıyorsa sen sosyal devletsin demektir. Şimdi bu çerçevede düşündüğümüzde bizim ne kadar sosyal bir devlet olduğumuzun lütfen cevabını siz verin. Biz de diyoruz ki emekli bu ülke için üretti, çalıştı, 25 yıl boyunca bir emek harcadı, bizi bugünlere getirdi. Ama yetersiz diyoruz. Bakın bir örnek daha vereceğim izninizle Özgür Bey. Bizim geçmişte bir tane aile reisinin, bir babanın bir maaşıyla, asgari ücretle belki de 4 tane çocuğuna ve eşine bakabiliyordu. Şimdi öyle insanlar tanıyorum ki yetiştiler, büyüdüler, çalışıyorlar. Evet. 4 çocuk bir babaya bakamıyor şu anda. Maalesef ülkemizde böyle de bir gerçek var. Yani alınan para, emeklinin almış olduğu para gerçekten çok yetersiz. Evet. Emeklinin maaşı düşük olduğu için aile içerisinde de itilen kakılan bir konuma geliyor. Maalesef. Ekonomik yapısı düzgün olsa belki sosyal çevresi de düzgün olacak. Şimdi yapılabilir mi? Ben olsam mesela siyasi olarak diyelim ki bana böyle bir imkan verilmiş olsa, ben emeklilerimizin mesela bu dar gelirli özellikle belli maaş altında emekli olanların sosyalleşme adına hayatlarına bir takım renk katabilmek için belli bölgelere tatil köyleri yaparım. Sadece orada o dar gelirli emeklilere has bir uygulama olur. Örneğin bir tatil köyü yaptın 1000 kişilik. Buranın tüm maliyetlerini devlet olarak ben üstlenirim. Mesela bugün hani hep eleştirilir, konuşulur. Meclis lokantasına gittiğinde çorba örneğin 1 lira derler. Burada da çorbayı 1 lira yaparsın. Çok lüks olmayabilir ama onlar da böyle denizde girebilecek, ayaklarını denize sokabilecekleri, ne bileyim güneşlenebilecekleri bir tatil köyü İnsani yapılabilir. İnsani bir şey. Yılda bir sefer olsa. Yılda 3 gün, 5 gün buradan faydalanma imkanları dönüşümlü olarak sağlanmak suretiyle
Evet, devlet de biz emekli olduğumuzda emekli tatil köyüne gidip orada belki eşiyle... Harika bir fikir. Yıllarca yapamamıştır. Çok güzel bir örnek verdiniz. Yapamamıştır. Size bir katkı sunayım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz de işimizden dolayı zaman zaman gidiyoruz. Tamam, fiyatlar dışarıda aynı yemeği yerseniz çok pahalı. Orada daha uygun. Şimdi seçim dönemi geliyor. Şimdi milletvekilleri de bizi izliyor, biliyoruz. Şimdi seçim döneminde emeklinin kapısını çalıyorsun. İşçinin, emeklilikte yaşa takılanın, memurun, vatandaşın kapısını çalıyorsun. Diyorsun ki bana oy ver diyorsun. Emekliye soruyorsun. Ne derdin var diyorsun milletin vekili olmadan önce. Şimdi maaşlar düşük, halledeceğiz. İntibak gerekiyor, halledeceğiz. İşte EYT, EYT yasasını çıkaracağız, halledeceğiz. Emekli, işçi, memur senden sadece aslında özünde insanca yaşayabileceği bir şey istiyor. Seçim oluyor. Vatandaş, yani o milletin vekili, benim, senin vekilin seçiliyor. Gidiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, seni unutuyor. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmazsınız. Son bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde intibak yasasıyla ilgili bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Şimdi intibak sorununun yaklaşık 5,5 milyon, 6 milyon insanı ilgilendirdiğini milletin vekili benden senden daha iyi veriyor. Yani vatandaşın yararına bir kanun teklifi. Bunun siyaseti yok. Ama o seçim döneminde bizim seçmiş olduğumuz, bizden oy isteyenler bu intibak yasasına çok kısa bir süre sonra önce hayır dediler. Evet. Maalesef böyle de bir ikilem var. Hiç kimse bize alınmasın. Biz vatandaşın derdiyle dertlenmeye çalışıyoruz. Özgür Bey'le beraber aslında emeklinin konuşmak istediğini, dile getirmek istediğini burada bizler emekli adına konuşmaya çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki konuşmamızın başından beri bir, vicdanlı olmak gerekiyor. İki, emeklinin bu ülkenin temel taşı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Ben izniniz olursa bir diğer Tabii. konuya geçmek istiyorum efendim. İstersen o konuya geçmeden Lütfen. Ben bu konuya bir kısaca bir ekleme yapayım. Lütfen. O bahsettiğiniz hani milletvekilleri, ben de işim gereği seçimlerden önce de görüşüyoruz. Seçimlerden sonra da görüşemiyoruz. Görüşmek istiyoruz, görüşemiyoruz. Mesela şu an çok basit. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir torba yasa geldi. Sahaya çıkın Fatih Bey, işverenler bas bas bağırıyor. Diyorlar ki SGK prim borçlarımızla, vergi borçlarımızla bir kez daha bir yapılandırma gelsin ki biz de önümüzü görelim, döndürelim çarklarımızı, istihdam yaratalım. Bir tarafta istihdam yaratalım diye uğraşıyoruz, bir tarafta istihdam yaratacak işverenin önünü açmıyoruz. Bu konuyu dile getirmek için birkaç tane milletvekilini aradım, bir türlü telefonlarıma cevap alamadım. Bu da gerçekten üzücü. Mesleki olarak bir şey, ben bir talepte bulunmuyorum, ben iş istemiyorum, aş istemiyorum. Ben sahadaki vatandaşın sorununu sana aktarıyorum çünkü benim işim bu. Mesleki olarak vatandaş bize ekrana çıktığımızda diyor ki benim böyle bir sorunum var. Biz de bir bakıma kamu adına görev yapmış oluyoruz. Topluluğun nabzını tutuyorsunuz. Evet, biz diyoruz ki bakın böyle böyle bir sorun var. Gelin bu soruna da sizin bilginiz olsun. Ama ulaşmak mümkün değil. Buyurun. Evet. Şimdi 3 yıl önce Türkiye'de emekli promosyonu adı altında bir uygulama başladı. Evet. Bu da tıpkı bayram ikramiyesi gibi çok güzel bir uygulama. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ancak bankalar bu ülkede her yıl %50, %60 kar açıklayan kurumlar. Bunu biliyoruz, bir kenara koyduk. Yani dünyanın hangi ülkesinde bankacılık yapacaksanız önce gelin Türkiye'de bankacılık yapın. Çünkü EFT'den, yani para alıyorsun, havaleden para alıyorsun. Bankaya girdiğin an her şeyden para alınıyor. Türkçesi bu. Yani kar eden kurumlar. Emekli promosyonu ödendi. Emekliler sevindi, biz de sevindik. Şimdi 3 yıl geçti. Bankaların ödemiş olduğu promosyonlara bakıyorum. Birkaç tane izninizle örnek vereyim. Mesela kamu bankalarımız. Halk Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası en büyüklerimiz biliyorsunuz. Ülkemizin en büyük bankaları. Güzel işler yapıyorlar. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Ama bu kadar para kazanırken emekliye şu anda güncel 2020 promosyon miktarı 400 lira. Maksimum 450 lira. Evet. Çalışan memurlara 3000 liraya kadar promosyon veriliyor. Ama emekliye, ben buna emekli promosyonu demiyorum, emekli sadakası diyorum. Niye mi? 36 ay boyunca sen emekliyi bağlıyorsun, kredi veriyorsun, kredi kartını kullanıyorsun. Aylığa vurduğunuzda adeta 10 lira oluyor. Onun için emekli sadakası diyorum. Biz de diyoruz ki bu promosyon sorununu gelin çözün. Nasıl çözülür, ne olması gerekiyor? Kesinlikle. Bakın çok basit bir örnek vereyim Fatih Bey. Maaşım diyelim ki 1565 lira, şey 61 lira veya 63 lira. Veya 64 lira. Şimdi bankamatiğe kartınızı taktığınızda 1564 lira alabiliyor musunuz? Hayır, alamazsınız. 4 liran orada kaldı.
Kaç tane emekli var? 13 milyon. 13 milyon. Bunun yarısı aynı şekilde 4 lira bırakırsa trilyonlar yapıyor. Evet. Rakama bakın. 13 milyon insan 1 lira bırakırsa bankada, bakın maaşınız çok güzel bir konu. 1 lira bırakırsanız 13 milyon yapıyor. Onu eski parayla 13 trilyon. Evet. 4 lira bırakırsak 50 trilyon para kalıyor demektir. Buyurun. Bu bankalar bunlardan, bu paralardan bile para kazanıyor. Sana para kazanıyor. Sana verdiğinin en az 3 katı, 4 katı para kazanıyor. Küsuratlardan. Harika. Küsuratlardan. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumumuz, Emekli Sandığı, Emekliler Derneği'nin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mutlaka bu işe el atması gerekiyor. Borçlanmalar vardır. Mesela kadın çalışanlarımız ya da emekli olacak kadınlarımız doğum borçlanması yapacaklarsa, borçlanma çok teknik bir konu olduğu için çok dikkatli yapmaları gerekiyor. Hangi yıllara nasıl borçlanacaklar ve kaç çocuğa kadar, kaç gün borçlanıyor isterseniz bunu da şu anda hanım izleyicilerimiz varsa geriye doğru borçlanmak ise izleyin, bunu da ifade edelim lütfen. Şimdi Fatih Bey, örneğin bir kadın çalışanımız artık belli bir prim gün sayısına gelmiş. Örneğin 5600 günden emekli olacak ama 4000 günü var. Veyahut da 4500 günü var. Kaç günü eksik? 1000 günü eksik. Bir çocuk için 720 gün kadın borçlanabiliyor. İki çocuk için 1440 gün, 3 çocuğa kadar borçlanma olduğu için 2160 güne kadar borçlanabiliyor. Şimdi örneğin ben 1000 güne ihtiyacım var. Ben 1000 günün karşılığını ödeyeceğim. Şimdi kadın çalışanlarımız ya da emekli olacaklarımız, borçlanma yapacaklarımız bilmedikleri için ya gidiyor, iki çocuğu varsa 1440 günü borçlanıyor. 3 çocuğu varsa gidiyor 3 çocuğunu birden borçlanıyor. Yatırdığı borçlanma miktarı da bugünkü rakamla 30 liranın 33 lira civarında olduğu için asgari ücretten diyorum. Günlük. Asgari ücretten yatırdığı için geçmiş dönemlerde sigortalı prime esas kazançları yüksek olsa da onu düşürüyor bu sefer. Hmm. Onun için borçlanacağınız gün sayısı ve borçlanacağınız rakam çok önemli. Askerlik borçlanması mesela halk arasında hemen askerden gelen gider. Daha emeklilikle ilgili uzun vadede günü olmasına, yaşı olmasına rağmen pat diye gider askerlik borçlanması yapar. Yanlış. Askerlik borçlanması emekli olurken ya da olacakken planlanması ve ödenmesi gereken bir uygulamadır. Yaptığınız 500 günlük askerlik karşılığında yatırdığınız para sizin önceki kazançlarınızı olumsuz yönde etkiler. 30 lira 40 lira eksik emekli maaşı bağlanmış olur. Onun için askerlik borçlanması yapacak olan vatandaşlarımız da ileriki yıllarda baktı ki emeklilikle ilgili günü artık dolduramıyor, borçlanmayla tamamlayabilecek. O zaman borçlanıp hangi dönemde askerlik yaptılarsa, o dönemi borçlanırlarsa kazançları da o yönden yüksek olur. Mesela bizim gerçi 2019 yılının Ağustos ayından itibaren yurt dışı borçlanmasının çok cazibesi kalmadı. Ama geleceğiz ona. Yurt dışından bizi izleyen yine çok sayıda izleyicimiz var. Birazdan peki, gelelim ona izninizle. Ben izninizle başka bir yine çok sayıda soru alıyoruz. Şimdi kısmen konuşmamızın başında ifade etmeye çalıştık. Vatandaş da şunu söylüyor. Kardeşim diyor, ben 25-30 yıl boyunca bir sigorta primi ödedim. Bu para bir havuzda toplandı. Doğru. Ben sadaka istemiyorum. Benim ödemiş olduğum primin karşılığı şu: sosyal bir devlette insanca yaşayabileceğim, bankalara borçlanmayacağım, çoluk çocuğuma el açmayacağım bir emekli maaşı olması gerekiyor. Görünen tabloda maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bizi izleyen emeklilerimiz çok iyi biliyorlar. Ülkemizdeki emeklilerin, net söyleyebilirim, %70-%80'i bankalara borçlu. Borçlu. Çünkü almış oldukları emekli maaşları yetmiyor. Yetmez. Çünkü hal böyle olunca hiç kimse bankaya gidip ya bana keyfe keder kredi ver demez. Kredi kartını kullanmaz ya da ek hesaptan para çekmez. Evet. Emekli maaşları düşük. Şimdi çok burada ince bir nokta var. Tabii ki devletin de kurumlarının ayakta durması gerekiyor. Yani herkese 5000 lira emekli maaşı versinler demiyoruz. Siz de öyle bir şey ifade etmiyorsunuz. Şimdi Fatih Bey, çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi söylediğiniz çok doğru. Şimdi ben 25 yıl, 30 yıl prim ödedim. İşte şu kadar havuzda param birikti. Bunun karşılığında 1000 lira olmaması lazım bugünkü şartlarda. Değil mi? Evet, olmaması lazım. Birincisi, geçmiş yıllarda yapılan büyük hataların, sosyal güvenlik sistemi üzerinde yapılan büyük hataların biz bugün günahını çekiyoruz. Evet, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konu var. Şimdi biz bu emeklilikle ilgili yaş şartını, yani sosyal güvenlik sisteminin aktüeryel dengelerini bozacak bir modele dönüştürdüğümüz takdirde
Tıpkı biz 20 yıl önce emekli maaşı ödeyemeyen bir sosyal güvenlik kurumu haline dönüşürüz. Onun da özür dilerim. Estağfurullah. Onu da yapmamak adına evet bugün bir kesim, bir vatandaş topluluğumuz bir ızdırap çekiyor. Bu emekliler için de geçerli, bekleyenler için de geçerli. Şimdi bizim hızlı bir şekilde sosyal güvenlik yapımızla ilgili emekli aile bağlama sistemimizi bir kere düzelteceğiz. Revize edeceğiz. Revize edeceğiz. Evet. Çünkü bundan sonrakileri bu mağduriyeti yaşatmamamız gerekiyor. İkincisi de bunu düzelttikten sonra emeklilerimizin durumlarına bakacağız. Emeklilerimizin durumları ortada zaten. Buna paralel olarak hızlı bir şekilde emekli sayısıyla çalışan oranını dengelememiz lazım. Emekli sayısıyla çalışan dengemiz bizim uygun değil. İşte dediğim 4 çalışan bir emekliye en az bakmalı ki bizim emeklilerimizin bugünkü 1000 lira alan emeklimizin maaşı 2000 liranın, 2500 liranın, 3000 liraya çıksın. Bunu yapmanın yolu da hızlı bir şekilde istihdam yaratmamız. Bir, kayıt dışılığımız var %30 seviyesinde, %33 seviyesinde. Bizim bunu acilen çözmemiz lazım. Ben sahada olan bir kişiyim. O kadar kayıt dışı çalışanlar var ki aklınız hayaliniz durur. Koca koca plazalarda iş yapanlar sigortası eleman çalışıyor. Devlete prim ödemiyor. Devlete prim ödemiyor. Maliyeye vergi ödemiyor. Bunu çözmemiz lazım. Bir de bizim kayıt içinde kayıt dışılığımız var. Bu ne demek? Siz, ben bir iş yerinde çalışıyoruz. Örneğin 5000 lira maaş alıyorum ama benim primim sosyal güvenlik kurumuna 2900 liradan yatırılıyor. Bu aradaki fark benim ileride emekli olduğumda cebime girecek olan maaşın çalınması demektir. Yani düşük maaş almanıza neden oluyor. Evet. Şimdi bakın Özgür Bey'in ifade ettiği, izninizle özür diliyorum. Tabii bakın, ki. Özgür Bey'in söylediği şu. Yarın öbürsü gün pişman olmak istemiyorsanız neden ben bu kadar düşük emekli maaşı alıyorum dememeniz için bir kere maaşınıza sahip çıkacaksınız. Çalışanlar için söylüyorum. Emeklilerimiz içerisinde bunun pişmanlığını yaşayan da çok sayıda vatandaşımız var. Keşke diyen ama biliyorsunuz sosyal güvenlik sistemimiz geriye doğru borçlanmayı işte çocuk borçlanması, askerlik borçlanması ya da yurt dışında yaşıyorsanız 10 yıl geriye doğru borçlanma evet. hakkı veriyor. Bunun dışında geriye doğru bunu telafi etme şansı yok. Yok. Onun için Özgür Bey'in ifade ettiği gibi maaşınıza sahip çıkın. 10 lira alıyorsan 10 liralık sigorta, 20 lira alıyorsan 20 liralık sigorta yaptıracaksın. Buyurunuz. Şimdi tabii biz bunu söylerken çalışanlarımız da haklı olarak şunu söyleyecek bize Fatih Bey. Ya siz öyle söylüyorsunuz da ben zaten zor iş bulmuşum. Ben şimdi işverene 5000 liradan yatır desem beni işten çıkaracak. Evet böyle de bir sıkıntımız var. Ama burada işverenlere de çok büyük bir görev düşüyor. Siz bu kişilerin ücretlerini gerçek ücret üzerinden ödemediğiniz için evet o gün belki para cebinizde kalmış oluyor ama bir de bunun öbür dünyası var. Tabii. Vebal altına girmiş oluyorsunuz. Devletin yani şu anki sistemimizin işverenlerimize çok cazip teşvikleri var. Bu teşviklerden yararlanmak suretiyle maliyetlerinizi düşürürsünüz. İşte maliyetten kaçmak için gerçek ücret üzerinden ödemediğiniz o kişilerin maaşlarını da gerçek ücret üzerinden bildirmiş olursunuz. Hem vebalden kurtulursunuz hem de yarın o işçi ayrıldıktan sonra işten sizi dava ettiğinde geriye gelip bunları tekrar ödemek durumunda kalabilirler. Onun için çalışanlarımız ileride emekli maaşlarının düzgün olması için yani ben niye 1500 lira 1000 lira alıyorum dememeleri için birincisi çalışırken geleceklerini planlamalarını yapmaları gerekiyor. İşte dediğimiz gibi ücretlerin gerçek ücret üzerinden ödenmesi, prim günlerinin gerçek gün üzerinden ödenmesi bunlara dikkat etmeleri evet. gerekiyor. Şimdi Özgür Bey aynı zamanda hem işverenlere danışmanlık yapıyor hem de çalışan kesime yani toplumun her kesimine danışmanlık hizmeti veren bir uzmanımız. Kendisinin de ifade ettiği gibi ülkemizde aslında toplumsal bir bilincin oluşması gerekiyor. Sigorta çok önemli bir şey. Sağlıktan yararlanamazsınız sigortanız yoksa. Maalesef ve maalesef yaşlandığınızda emekli maaşı alamazsınız. Ek bir geliriniz yoksa bunun anlamı şu ya bankalara muhtaç olacaksınız ya da çoluk çocuğunuza amiyane tabirle el açacaksınız. Onun için toplumsal bir bilinç şeklinde bu sosyal güvenlikle ilgili konunun başta düzgün prim ödemekten ve vatandaşın da maaşına sahip olmasından geçiyor. Emekli maaşını yükseltmenin birinci formülü bu. Evet. Başka bir formül. Şimdi tabii ki mesela şu an vergi mükellefi olan vatandaşlarımız evet. var. Vergi mükellefi olduğu için Bağkurlu oluyorlar ve kendileri Bağkur primlerini ödüyorlar.
Şimdi Bağkur primi ödeyenler bu halk arasında çok yanlış bilindiği için ya da hiç bilinmediği için özellikle bunu vurgulamak lütfen istiyorum sizin aracılığınızla Fatih Bey. Buyurun. Şimdi ben kendi iş yerimde Bağkur sigortalısıyım. Ben bir başka şirkete gidip o şirketin bünyesinde danışman olarak da çalışabilirim. Orada benim sigortam yapılır. Burada vergi, Bağkur primi ödeme yükümlülüğüm ortadan kalkıyor. Evet. Eskiden bu böyle değildi. Yapılan son düzenlemelerle artık vergi mükellefi olan bir kişi ticari faaliyeti devam ederken bir başka işveren yanında sigortalı olup çalışmaya başladığı anda Bağkurluluk sorumluluğu askıya alınır. Benim ekonomik durumum iyi ise, şartlarım uygunsa ben orada sigorta primimi öderken, işveren tarafından primim ödenirken buradaki iş yeriminde Bağkur primini ödeyebilirim. Bu ne kazandırır? Gün anlamında 30 gün sayılır ama diyelim ki ben orada 10 bin liraya çalışıyorum. 5 bin lirada buradan sigorta primimi ödedim. 15 bin lira. Ne oluyor? Priminizi arttırıyorsunuz. Primim kazancımı arttırıyor. Kazancınızı. Gün anlamında ekstrası olmamakla birlikte prime esas kazancım, matrahımı arttırdığım için ileride emekli olurken maaşıma da o yönde katkı yapacak. Bu durumda olan vatandaşlarımız bu alternatifleri de değerlendirmek suretiyle emekli aylıklarını artırmanın yoluna bulabilirler.